bizi böyle ayıran ne, haybeden. Aylardır ayrı yaşayan Sinan Akçıl'la Burcu Kıratlı, geçen çarşamba Beykoz Adliyesi'nde ikinci kez boşandı. 2019 yılına girerken Amsterdam'da evlenen ve 9 ay sonra boşanan ünlü çift, sadece 20 gün ayrı kaldıktan sonra 2021 yılında yeniden nikah masasına oturmuştu. Ancak Sinan Akçıl'la Burcu Kıratlı ikinci evliliklerini de yürütemedi. Herkes bebek haberi beklerken ikili aylar önce boşanacaklarını duyurdu ve boşanma davasının içeriğiyle ilgili de yayın yasağı kararı aldırdı. Dava günü adliye kapısında menajeri Tülay Özçelik'in karşıladığı Sinan Akçıl, çıkışta konuşacağını söyledi. Çıkışta konuşalım, birazdan çıkacağız lazım. Adliyeyi kot takım ve göbeğini açıkta bırakan bir tişörtle gelen Burcu Kıratlı, ilk boşanma davasının aksine oldukça neşeliydi. Gel hadi seni içimden koparat. Burcu'nun merhaba. Bir şey söyleyecek misiniz? Çıkışta. 3 dakika süren anlaşmalı boşanma davası sonrası dışarı ilk çıkan isim Burcu Kıratlı oldu. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir şey söylemeyeceğim ya. Hissizim şu an açıkçası. Yani pek de bir şey söylemeye gerek yok. Uzun zamandır hazırlamıştınız sanırım kendinizi bu duruma. Zaten belli olan bir şeydi. Yani evet. İki evlilik, olarak iki boşanma. Biraz fazla cesuruz. İkinci kez denemiştiniz, evet, diyecek bir şey. Aynen evet. Yapacak bir şey yok. Öyle, teşekkür ederim, sağ olun. Daha güzel günlerde inşallah. Yani niye böyle oldu çok merak ediyoruz. Rüya gibi iki düğün olmuştu, iki düğün de öyle. Teşekkür ederim, sağ olun. Güzel günlerde, güzel şeylerde konuşalım lütfen. Çok teşekkür ederim. Peki, kolay gelsin. Peki dostça mı ayrıldınız, nasıl oldu? Biraz onları sorsaydık. Bir kırgınlık, kargınlık var mı en azından? Yok tabii ki kırgınlık. Yani mal paylaşımı olsun bir şey. Hayır canım, hiç öyle şeyler yok. Yok yok, hayır. Burcu Kıratlı, avukat Nail Gönelli ile hakkında çıkan aşk haberini de bir kez daha yalanladı. Bugün de başka haberler de çıktı aklınız. Hatta yani çok gün, tam boşanacağımız güne yine aşk haberleri çıktı. Gördünüz mü? Kiminle ilgili? Avukat Nail Gönelli. Nail Gönelli. Ya onun arkadaşım olduğunu zaten daha önce söyledim. Tekrar bunu konuşmaya gerek yok yani. Kolay gelsin. Sağ olun. Sinan Akçıl çıkışta Burcu Kıratlı ile 5 aydır ayrı yaşadıklarını belirtti. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz? Zaten 5 aydır ayrıydık, evet. Yani. Malumun ilanı sonuçta. Herkes için hayırlısı olsun diye. İkinci kez denemiştiniz. Evet. Yine bu kapıdan, evet, çıkmıştık biliyorsun. Olabiliyor arkadaşlar böyle şeyler. Yani ayrılık her zaman gerçekleşecek bir durum biliyorsun. Akçıl'a Burcu Kıratlı'nın adliye çıkışı yaptığı açıklamalar hatırlatıldı. Çok da söyleyecek bir şey yok. Hayırlısı fazla oldu. Fazla cesaretli davrandık dedi Burcu Hanım'da. Ne içinmiş o? İkinci kez deneyerek fazla. Doğru söylüyor. Bir de çok bir şey hissetmedim dedi. Hani uzun süredir hazır olduğunuz için bilmiyorum, siz de aynı durumda mısınız? Tabii ki. Aynen. Öyle. Yani zaten 5 aydır bir ayrılık var. Hatta yarım yıla yakın. O yüzden hani zaten artık evli gibi değildi. Ünlü müzisyen evliliklerini kurtarmak için bu kez çaba sarf etmediklerini ifade etti. Bu süreçte kurtarmak için girişimleri oldu mu? Konuştunuz mu? Vallahi yok ya. Yani artık onunla ilgili çok... Sanırım anlaşma mı bu Sinan Bey? Herhangi bir mal paylaşımı şu gibi... Onlar gizlilik kararında. Gereken şeyler yapıldı yani. Sinan Akçıl'a boşanma davası için neden gizlilik kararı aldırdıkları da soruldu. Gizlilik kararı aldırmanızı da merak ettik. Hani çok böyle hangi detaylar var? Biz hiçbir şeye hakim değiliz. Uzun zamandır i̇şte, sadece boşanmak istiyoruz. Uğurcuğum bunlardan merak dolayı hakim olur. Yok öyle çok özel böyle olaylar, skandallar yok zaten de. Ya bununla gündeme gelmek artık biraz şey yani. Akçıl, Kıratlı'ya kırgın olmadığını sözlerine ekledi. Bir kırgınlık oldu mu bu süreçte? Yok. Hiçbir kırgınlığım yok açıkçası yani. Ben gayet sapasağlam, mutlu bir şekilde hayatıma devam ediyorum yani. Kırgınlığım yok. Çok değerli bir insan. Çok güzel bir hikayeydi ama her hikayenin bir sonu olabiliyor. Tamam? Dostça ayrılacağınızı söylemeyin. Dikkat. Geldiğiniz zaman konuşmadınız, bir küskünlük var mı? Yok, konuştuk aslında. Ama özellikle... Görüşmekle alakalı bir problemimiz yok herhalde. Yok ya, ben hiç kimseyle ilgili. Hayatıma giren hiç kimseye kırgın falan değilim yani. Tamam. Teşekkür ederim. Eyvallah.